devam ediyor sayın seyirciler. Yeni dünyanın yükselen iki gücünü yani Türkiye ve Çin arasındaki ilişkileri konuşacağız. Bunun için de önemli bir vesilemiz oldu. İkinci Türk-Çin İş Forumu sona erdi. Geçtiğimiz gün hatta dün biz de Türk-Çin Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayhan Berme'yi konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Ayhan Teşekkürler, Bey. Teşekkürler. Şimdi öyle muazzam aslında ilişkiler vardı. Bu sene bu arada 40. senesiymiş ikili ilişkilerin. Evet. Bu sene Türkiye'de Çin yılı ilan edilmiş. 2013'te Çin'de Türkiye yılı ilan edilecek ki ikili ilişkiler gelişsin diye. Bugüne kadar bir bakalım dedik rakamlar ne söylüyor diye. Efendim iki ülke arasında 2011 itibariyle 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuş. Ama öyle böyle bir fark yok. Biz Çin'den 21,5 milyar dolarlık mal ithal ediyoruz. İhracatımız sadece ve sadece 2,5 milyar dolar. Hani bu fark oldukça aleyhimize. Bunları nasıl değiştirebiliriz? Zaten TÜİK'in herhalde amacı da biraz bu. Bu fırsatları konuşmak. Şimdi ilki sizin düzenlediğiniz forumların ilki 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşmiş. Evet. Siz de bir iadeyi ziyaret yaptınız aslında bu anlamda. Şangay ve Hangzhou şehirlerinde gerçekleşmiş. Gezi nasıl gerçekleşti? Önce onu sorayım. Ha şu anda TÜİK'in, ben katılamadım. Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetimin büyük bir bölümü Nihat Ergün Bey'in, Sanayi Bakanımızın, hükümetin ilgisinin fevkalade önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Yarın dönecekler yahut öbür gün bir haftalık nokta atışlı bir ticari seyahat düzenlendi. Epey hazırlığı yapıldı. Türkiye'nin tanınmış taahhüt inşaat firmalarının bilerek mi katıldı. Seçildi sadece inşaat firmaları? Tamamen. Neden? Aslında can alıcı noktayı konuştuk. İhracat ithalat dengesi arasındaki makasın fevkalade büyük olduğunu. Çok önemli stratejiler ekonomik olarak teşvik olarak felsefe olarak yapılmazsa bunun giderek artacağı görüşündeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1,3 milyar dolar milyar insanın yaşadığı bir ülke. Evet. Çin Türkiye tarafından da tam manasıyla henüz algılanmadı. Dünyada bazı ülkeler, devletler bunu algıladı. Bizim çok daha Çin programları yapmak ve bu makası azaltmak, Türkiye'nin ihracatını nasıl arttırırız sorusuna genelde sualini sorarken Çin'in fevkalade önemli olduğunun altını çizerek değil, bir daha çizerek kalınlaştırdığımız kadar kalınlaştırıp pratiğe intikal eden stratejiler geliştirmemiz lazım. Şimdi efendim genelde Çin'le iş yapmak deyince kimi insanların aklına üretimi Çin'e kaydırmak geliyor. Çünkü ilk başta Avrupalı, Amerikalı firmalar bunu yapmıştı. Fakat şimdi artık bu bahsettiğiniz 1 milyar nüfuslu Çin'de potansiyeller, biz ne satabiliriz? Avantajlı hangi sektörlerde avantajlıyız? Bunu düşünüyoruz. Şimdi İpek Hanım, şu etrafımızda gördüğümüz her şeyi oradan daha ucuza alabiliriz. Evet. Amerikalı da bunu yapıyor. Zaten Çin'in ihracat rakamlarını izlersek AB'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve civarında Pasifik eksenindeki dünya gelişmiş ekonomilerinin Kore'den Japonya'ya kadar çok önemli ticaret hacimleri olduğunu görüyoruz. Şimdi ticaret hacmini siz açtınız. İthalatı, ihracatı kapsıyor. Türkiye'nin gönlü artık Çin'den ithalat yapmak değil, ihracat yapmak olmalı. 1,3 milyar nüfus aynı zamanda fevkalade önemli bir tüketici. Ya Çin deyince gözün önüne fabrikalarda çalışan, alım gücü düşük bir kitle geliyor. Hayır, öyle değil. O zaman diyelim ki bu televizyonlardan bunu teşvik etmek için Maserati bile kuyrukta. Biliyorsunuz. Lüks araba kuyruğu var. Marka vermiyor, ünlü çanta satanlar vesaire. Özür dilerim. Özür dilerim. Yanlışlık oldu. Şöyle söyleyeyim. Lüks tüketim malları dahi kuyrukta gidiyor. Tabii yani
pek çok mağaza, aynı lüks mağaza, sokak sokak mağaza. Ben bunu şey olarak söyledim, alım gücü de yüksek. Evet. Şimdi mesela benim ilk tanıdığım Çin'deki şehir Guangzhou oldu. Türkiye Guangzhou'yu değil de Şanghay'ı, Pekin'i, Hong Kong'u Çin deyince bilir. Evet. Ama Guangzhou şehri, Kanton Fuarı'nın yapıldığı, yılda iki defa yapıldığı, fuara günlük girişim 500 bin kişinin üzerinde olduğu dersem, Çin boyutunu anlatırım. Ama burası bir eyalet, Guangdong eyaleti, nüfusu 120 milyon, fert başına da yıllık gelir 14 bin dolar. Çin'de bundan belki 10 tane var. Bana dünyada 120 milyon nüfuslu, 14 bin gelirli ülke gösterebilir misin? Kaç tane var? Yani, Amerika dersin, Japonya dersin, bilmem İngiltere yaklaştığını bilir, kalırsın. Yani aslında hedef pazarlarınız burası olmalı ya da bu bölgelerden şirketler, belki bu bölgelerde çalışan şirketler olmalı. Şimdi Çin'deki, şunu anlatmaya çalışıyorum, özet. Ne alıyorsan Çin'den onların hepsini de oraya satarsın. Bir de, eğer gömlek alıyorsan daha pahalısını satarsın. Evet. Eğer ayakkabı alıyorsan daha pahalı ayakkabıyı Türk kalitesiyle. Türk kalitesi. Peki şunu da konuşalım. Daha bugün geldi o rakamlar. Çin ihracatı da azalıyor. Bir yandan Çin'de enflasyon sorunu var. Maliyetler artacak. Dünyanın en büyük korkusu bir gün bu Çin'in o sarmalının, ucuz maliyet olayının bitecek olması Çin'de. Hatta bitti de diye görüp ona göre hareket edebiliriz. Evet. Peki bugün Çin'de hangi sektörlerde sizin gördüğünüz veya iş adamlarının gördüğü hangi sektörlerde Türk iş adamları mal satabilir, ticaret yapabilir, ortaklaşa başka yerlerde yapabilirler. Çünkü Amerika'daki, Avrupa'daki kriz hem Çin'i hem Türk iş adamlarını yeni pazarlar aramaya itiyor mecburen. Şimdi tabii tecrübenizle, sunuşunuzla, entelektüel yapınızla benim söyleyeceklerimi sual şeklinde bana pas ediyorsunuz. Onu söyleyeyim İpek Hanım. Estağfurullah. Şimdi eğer Türkiye fevkalade önemli bir stratejidir, 2023'te 500 milyar dolarlık bir ihracat diyorsa, ülkenin iş adamı, hakikaten hükümetin bu konuda önemli inancı ve çalışmaları var. Buna ulaşabilmek için Çin pazarı fevkalade önemli. Demin söylediğiniz sualde AB'de azalma, Amerika'da azalma, dünya krizini hissediyorsun. Ne kadar arttırırsın oraya ihracatını? Halbuki aç, seni bekleyen fevkalade büyük bir Çin pazarı var. AB'de Almanya'nın, bana göre, gözlemimle görüyorum, pek fazla sarsılmamasının nedeni, gelişmiş olan otomotiv sektörünün 20 yıl önce oraya yaptığı yatırımlardır. Krizden etkilenmiyor. Çünkü o kadar büyük bir motor satışı, ihracatı var ki oraya etkilenmiyor. Türkiye maalesef diyeyim, Çin'den almak için gitmiş iş adamlarımız. Evet. Dolayısıyla belki radikal konuşuyorum ama benim milliyetçilik anlayışım, benim din anlayışım, benim İlerisi için çocuk sevgim Çin'e ihracat yapmaktan geçiyor. Her kim ki iş adamı olarak buraya niyetlenir ve bu iş için oraya koşar, hem para kazanır hem de bu duygulara hizmet eder. Ama yolları ne? Evvela gençlere bu fırsatı verdiniz. Çin pazarı için şunu söyleyebilirim. Çince öğrenmeye başlasınlar. Ülkeler arası ilişkilerde bu çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Dünyanın bir numarası şu anda Amerika. Ve dünya İngilizce konuşuyor. Ekonomi ve ilişkiler buna sizi mecbur ediyor. Şu anda ikinci durumda Çin. Ama çok önemli bir hoca, sofistike bir ekonomist olmana gerek yok. Gidişat 10 yıl, 15 yıl sonra 1 ile 2'nin yer değiştirdiğini görüyorsun. Demek ki dünya ekonomisine, artık ticaretine damgayı vuran Çin olacak. Hindistan'da şu anda olduğu gibi. Evet. Hindistan'da da çıkış var ama bir Çin. Evet. O zaman dünya vatandaşı olmak için İngilizce şart. Ama biraz onun da üzerine kaymak koyabilmen için Çin'le iş yapmak istiyorsanız
Ekonomi Çin'i. Bakanı Zafer Çağlayan da çok önemli vurgu yaptı yine bu ülkeye. Şimdi son birkaç dakikanın içerisindeyiz. Özellikle tabii Çinli yatırımcılar da Türkiye'de yatırım yapabilirler. Yine bu da çok önemli. Bu konuda hani bir gelişme var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben burada Türk-Çin İş Adamları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görüyorum. Bu fevkalade önemli bir sivil toplum harekatı ticari hayatta. Odalar Birliği'miz, TÜSİAD'ımız, TÜSKON'umuz, MÜSİAD'ımız var. Ve en önemlisi de ihracatın timi var. Bütün dünyayı göz altına alan kuruluşlar bunlar. TÜKSİAD sadece Çin'e odaklanmış. Demin de söylediğim gibi Çin içinde spesifik nokta atışı yapabilecek şekilde teşkilatlanıyor. Şunun da altını çizeyim. Çin'deki ofisi olan Çin devletinin tanıdığı bir kuruluş. Bu arada Bank of China Türkiye'de temsilci açtı. Bunu belirtelim. Türk Hava Yolları'nın Çin'e seferleri artmış galiba. Şunu merak ediyorum. Çin'le iş yapmak isteyen bir firma size başvurup sizden bilgi alabilir mi? Tabii. Size üye olması gerekiyor mu? Hayır, üyelik arzu ederse olsun, arzu ederiz genişlemeyi. Ama her türlü bilgiyi alır. Zaten bunun için kuruldu. Bunun için kuruldu. Çin çok büyük bir piyasa. Tarımdan gıdaya, tekstilden şu anda biz en çok maden, ham madde satıyoruz daha çok. İşlenmemiş mermerimiz veyahut da boraksımız oraya gidiyor. Türkiye'yi bekliyor. Türk iş adamlarının oraya koşması lazım. TÜKSİAD bunun için kuruldu. Hep orayı anlatmaya, yardıma hazır. Fuarlara iştirak etmeye. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan Mermek. Aslında çok soru var ama süremizin sonuna geldik. Devam ederiz. Evet. Çin bitmez. Evet, Çin doğru tükenmez. Doğru söylüyorsunuz. TÜKSİAD'ın da faaliyetleri devam edecek. İnşallah. Çok sağ olun. Konuk çok olduğunuz için efendim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir ara saat başı yeniden birlikteyiz.